Adını düşünüyorum açıkçası. Peki yine devam edeceğiz, bir Ankara'ya dönelim. Son dakika bandında da görmektesiniz efendim. Sürpriz bir görüşmeydi bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve az evvel sona erdi görüşme. Kabine toplantısı da var. Saat 15 civarında başlaması öngörülüyordu ama zannediyorum henüz başlamadı o kabine toplantısı. Sürpriz bir görüşmeydi derken kabine toplantısının öncesinde yapılması da aslında başka bir anlam da içeriyor. Tüm bu detayları Mustafa Pala'dan dinleyelim. Mustafa, nedir detaylar, ne vardı gündemde sence? Pek çok başlık var elbette, ekonomiden iç siyasete ve dış politikaya kadar, ama kabinenin gündeminde de bir hayli konu birikmiş durumda, söz sende. Çağla, sürpriz bir görüşmeydi. Hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü resmi programlarında böyle bir görüşme yoktu. Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından saatler 13'ü gösterdiğinde paylaşıldı ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 14'ü gösterdiğinde bir araya geldi ve yaklaşık bir saatlik bir görüşme, sürpriz bir görüşmeydi. Tabi gündemde hem iç politikadaki yaşanılan gelişmeler hem de dış politikadaki sorunlar masaya yatırıldı ki en önemli başlık 10 Büyükelçinin Osman Kavala için yapmış olduğu çağrı ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi ve 10 Büyükelçi için istenmeyen adam ilan edilmesi yönünde Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu'na vermiş olduğu talimattı. İşte bundan sonraki süreçte Ankara'nın atacağı adımlar önemli. Tansiyon yükselecek mi ya da düşecek mi? 10 Büyükelçi istenmeyen adam ilan edilecek mi? Hep birlikte görmüş olacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi de 10 Büyükelçinin yapmış olduğu bu çağrı değerlendirildi ki nitekim bu çağrı ve bunun sonrasında atılacak olan adımlar da kabine toplantısında geniş hatlarıyla değerlendirilmiş olacak ve bir diğer konuysa tabi Suriye. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü YPG PKK iki özel harekatçı polisimize saldırı düzenlemiş ve o saldırıda iki özel harekat polisi şehit düşmüştü ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye operasyon sinyali vermişti. Gözler Suriye sınırında, acaba yeni bir operasyon olacak mı ki Suriye'deki son durumda değerlendirilmiş oldu. Ve bir başka konuysa tabii iç politikadaki yaşanılan gelişmeler, Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararları ve bugün kamu bankalarının 2 puanlık faiz indirimine gitmesi hem konut kredisinde hem de ticari kredilerde ve döviz kurunun yükselmesi, işte ekonomideki son durumda bugünkü MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında görüşüldü. Çağla, şunu da ifade etmek gerekiyor. Bir diğer başlıksa siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu ilişkin hem MHP'nin hem de AK Parti'nin bu konuda yapmış olduğu çalışmalar var ki o çalışmalardaki genel son durum ve anayasa çalışmaları da görüşüldü diye tahmin ediyoruz. Gözler şu an için Beştepe'de, yaklaşık bir saatlik bir sürpriz görüşmeydi ve ilerleyen dakikalarda da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı başlayacak. Saymış olduğumuz bu başlıklarda yine kabine toplantısında eline boyuna değerlendirilecek ve ilerleyen saatlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve açıklama yapacak. Mustafa Pala aktardı Ankara'dan. Beştepe'den değerli izleyenler, saat 14'te başlamıştı Cumhurbaşkanı.